Dün bir dinleyicimizin birisi İbn Kesir'le alakalı olarak doğrudan doğruya hemen bu dostlamasına girdi. Yani dedi, sapık bidat ehli diyerek doğrudan doğruya girdi. Bizim zihnimizde belli bir bilgi vardı ama dedik dinleyicimize bir bakalım ama sonra bildirelim. Şimdi tamam dinleyicimizin okuduğu onu sonra anladığı yanlış değil. Çünkü kitaplarda bilgi verirken bu zatın ismi İsmail bin Ömer. Şafii hadis alimlerindendir. Miladi 1372'de Şam'da vefat etmiş bu zat. 10 cilt tefsirini hadis-i şeriflerle açıklamış. Fakat ondan sonraki önemli ve kendi görüşlerinde karıştırmış olduğu Keşfüzzü'nün kitabında yazılıdır diyor, deniyor. Ayrıca bu Fethül Mecid Vehhabi kitabı gençleri aldatmak için yazdığı yalanlara, iftiralara vesike olarak birçok yerinde bu İbn Kesir'in tefsirini göstermektedir. Şam'daki alimlerden Üstad Abdülgani, işte 1971 baskılı Fadl Zakir'in kitabında İbn Kesir tefsirini okumamalıdır. Çünkü içinde dalaleti kesire vardır demektedir. Yani çok hatalar var demektedir. Mesela Vehhabiler birçok yerinde hadis alimlerine işte bu İbn Kesir'den nakiller yapıyorlar. Çünkü İbn Kesir İbn Teymiye'ye göre fetva verirdi deniyor. Peki Ehl-i Sünnet alimleri nasıl bakıyor? İbn Kesir tefsirinden alıntılar yapıyor mu? Yapıyor. Zaten dinleyicimiz onu şey yapıyorlardı. Şeyde bile Hüseyin Hilmi Efendi rahmetullahi teala aleyh mesela tam İlmihal Saadeti Ebediye kitabında, Eshab-ı Kiram kitabında bazı isimleri ne diyorlar? Biyografisini veriyorlar. Hayatları hakkında kısa bilgiler veriyorlar. İbn Kesir hakkında da var. Bilgi veriyorlar. Ama mesela İbn Kesir yazdıktan sonra önüne rahmetullahi teala aleyh diye de yazıyorlar. Niye? Ha niye yazıyorlar değil mi? Ya sadece İbn Kesir değil mesela. Başka bizim mezhepsiz olarak bildiğimiz, kimselerde itikadı yazıyor. Bozuk olarak bildiğimiz kimselerin de sonunda da var. Rahmetullahi aleyh diye yazıyorlar. Niye yazıyorlar? Rahmetullahi aleyh ne demektir? Allah Teala ona rahmet eylesin. Allah rahmet eylesin. Evet. Yani halk arasında söylenen bir evet, şey. Evet aynen öyle. Şimdi Ehl-i Sünnet alimleri hep ihtiyatla hareket etmişlerdir. İhtiyatlı yazmışlardır. Mesela küfür alameti olarak bilinen bazı şeyler var. Mesela bir tanesi kullanıyormuş. Büyük deden bir zata efendim işte böyle böyle o küfür alameti kullanıyor. Kardeşim buyurmuşlar ölürken de aynı şekilde başında boynunda neyse böyle bir alamet yoktu. Yoktu ya buyurmuşlar. Ya var mıydı? Yoktu. Hüsnü zannediyorlar tövbe etmiştir. Peki İbn Kesir? Ha, İbn Kesir 72 bidat fırkasının tuttuğu yolu tutmuş. Ama kendisi Şafii'yim diyor. Ve Şafii hadis alimlerinden. Şafii hadis alimlerinden ilmi var. Fakat ilmi bunu bocalattırmış. Bir bulaşıklık var ya. Yani. Evet bir bulaşıklık var. Dolayısıyla yanlış kapı açmış. Mesela İbn Teymiye okumuş. Onun aynı şekilde tesir altında kalmış. Ve fetvalarını da oradan alıyor. İbn Teymiye mücessime fırkasından. Mücessime fırkasından. Hatta kendisi doğrudan duruyor mücessime fırkasından denmiyor. Hayatı anlatılırken İbn Kesir için. Zaten 72 bidat fırkası için de Ehl-i Sünnet alimleri buyuruyor ki küfre düşmediyse, imanını kurtardıysa bunlar itikatları bozuk olduğu için cehenneme girecek ama sonsuz kalmayacak buyuruyorlar. Bunun için rahmetullahi teala aleyh diye yazıyorlar. İlmine hürmete şey yapan, şimdi yazdığı hepsi de yanlış değil ki. Ehl-i Sünnet alimleri doğrular cımbızla alıyorlar. Ha, İbn Kesir de böyle yazmış. Mesela İbn Kesir'in muhabbeti olan vardır. Onu okuyunca ha İbn Kesir'den aldığına göre demek ki okuyor onu sana. O Ehl-i Sünnet zatın yazdıklarını okuyor. İnsaf ediyor. Okuyor. İtikad düzeltiyor. Biz de şimdi doğrudan doğruya İbn Kesir'e bodaslamasına öyle girmiyoruz. Zemahşeri'ye de öyle bodaslamasına girmiyoruz. Kitaplar yazmışlar. Mutezile itikadında diye. Hatta o Zemahşeri Ebu Kubeys tepesi şimdi yok tabii. Kral oraya getirmiş, saray yapmış. Suud kralı. Tepesini göçürmüş. Yok, Peygamber Efendimiz'den kalan şeylerin hepsini yok ettiler zaten. O Ebu Kubeys dağına çıkıyor, tepesine çıkıyor. Araplara meydan okuyor. Dedelerinizin dilini benden öğrenin diye. Kendisi Türktür bunun. Ama Arap dili ve edebiyatında öyle bir zirve ki onun için Kur'an-ı Kerim'in Zemahşeri'nin tefsiri var. Kur'an-ı Kerim'in belaatı fesatını Ehl-i Sünnet alimleri bunun kitabından alıp nakil yapıyorlar. Adam doğruyu anlatmış. Yani orada yanlış bir şey söylemiyor. Onu alabiliyor. Zaten dinleyicimiz de onu merak ediyor. Yani buradan da nakil yapılabilir mi? Hatta biz dün de anlattık. İşte Yusuf Kardavi'de de mesela Hüseyin Hilmi Efendi rahmetullahi teala aleyh şey yapıyor. Nakil yapabiliyor. Ama bunların
hüsnü zannediyorlar. Yani rotaları değişmiş olsa bile imanlarını kaybetmemişlerdir. Yani yaptıkları hataların cezasını çekerler, sonra cennete giderler. Hüsnü zanları var ehl-i sünnet alimlerinin. Bunun için Ahmetullah Teala Aleyh diye yazıyorlar. Peki onların bu hüsnü zanı sebebiyle biz çok mübarek evliya baş tacı mı edeceğiz? Yok değil. Şeyini de söyleyeceğiz. Yani mesela vaktiyle işte bir zata diyorlar işte efendim şöyle şöyle. O mübarek de dinliyor. Aferin mezhepsiz bilmem falana diyorlar. Yani bir iş yapmış, aferinlik bir iş. Ama sıfatında söylüyorlar. Mesela Yusuf Kardavi'yi almışlar, mezhepsiz olduğunda yazmışlar. Zemahşeri'yi almış, Mutezili olduğunda yazmışlar. İbni Kesir'i almış, İbni Kesir'in İbni Teymiye'den nakiller yaptığında yazmışlar. Ve kendi görüşlerini aynı şekilde bunun içerisine koyduğunu, sıradan kimselerin bu tefsiri okumamasının daha iyi olduğunu, işte Şam alimlerinden Üstad Abdülgani de aynı şekilde kitabında yazdığını, onların hepsini de koymuşlar. Onların tercihine ait. Yani Üstad alimlerin özelliği, hususiyeti bu. Yoksa çekip kılıcı işte kafirdir, cehenneme gitsin, cehennemin dibine gitsin, böyle bir şey yok. Kimsenin selahiyeti değil. Ortaya koyuyorlar. Alıp almamak sana aittir.